Talabalar okuşunu köçürüş boyunca savol verdiniz. Bu savol bekor gelmez. Günü geçe demek kanunçilik palatası da bizden hesabatını eşitkensiz. Kurgansız. Barça hama halk barça talabalar köçürmekçi bulgenler onu harika talqin kıldı. Ben size aytaman bu köçürüş masalası müstakillik yıllarında bugün. Lekin bu köçürüş tatbik etilgende ta'lim shakli bir xil bo'lgan. Faqat kunduzgi sirtqi ham bo'lmagan, kechki ham bo'lmagan. Mana bu o'quv yilidan boshlab, kelayotgan o'quv yilidan boshlab masofaviy ta'lim shakliga ham muhtaram prezidentimiz sharoit qilib berdilar, ruxsat berdilar, bizga topshiriq berdi. Buncha sharoit yaratilgandan keyin bu sharoitlardan foydalanish kerak. Bir, ikkinchidan biz xorij tajribasini baribir asta-asta tatbiq qilib boryapmiz. Birdan tatbiq qilingan tajribalar og'ir bo'lib qolyapti, lekin bosqichma-bosqich qilinyapti bu narsa. Endi bu qanday bo'ladi? Birinchidan, talaba o'zi tug'ilib o'sgan joydan boshqa hududda o'qiyotgan bo'lsa, unga to'liq sharoit yaratib beriladi o'qishini sirtqi shaklga o'tkazishga yoki masofaviyga o'tkazishga. Bo'lmasa agar hech qayerda turib o'qishga sharoiti bo'lmasa, akademik mobillik degan instituti joriy qilinadi. Akademik mobillik degani siz masalan Qashqadaryodan bo'lsangiz, Qashqadaryo muhandis iqtisodiyot institutida xuddi hozir siz o'qiyotgan aynan ta'lim yo'nalishi bo'lsa, siz bir semestr yoki ikki semestr yaqa borib o'qiysiz. Ma'lumotnomani taqdim qilasiz, keyingi o'quv yilidan boshlab yana o'zingizni oliy ta'lim muassasasiga kelib o'qiysiz. Nima uchun qilinyapti? Sababi birinchidan o'zi tarixda ham bizni ajdodlarimiz ilmni yurib o'rgangan. Xitoyga borib o'qiyapti hozir bolalar. Yevropaga borib o'qiyapti bolalar. Shundaymi? Rossiya Federatsiyasiga o'qiyapti. Ilm olish uchun juda ham komfort zonadan ozgina chiqish kerak odam. Ota-onasini bag'riga o'qish yaxshidir, to'g'ri. Savollar tug'ilyapti haligi talabalar turar joyi bilan ta'minlab qo'ying avval yoki qayerda yashaymiz. Lekin talabani o'qishi uchun ota-onani ham mas'uliyati bor. Davlatni ham, universitet institutning ham. Shuning uchun bunchalik ham ta'limga yengil qaramaslik kerak. Nima uchun bu narsa qilindi? Bu ham sizni o'ylab qilindi. Bu borada korrupsiya ko'payib ketdi. Firibgarlar ko'payib ketdi. Oddiy misol, mana talaba mana qabulimga kelyaptida savol beryapti. Qani hurmatli vazir, bizni guruhda 7 kishi o'qishini ko'chirishga hujjat topshirdi. Shundan 3tasi o'tdi. Mana men boquvchisini yo'qotganman, men qolib ketdim, lekin falonchi o'tdi. Hammamizda bir xil pozitsiya, hammamiz bitta yo'nalishni tanlaganmiz. Nimaga u o'tdi-yu men o'tmadim degan savoliga doimo men javob bera olamanmi? Bera olmayman. Nimaga bera olmayman? Uni xizmat tekshiruvi o'qib ichiga kirishim mumkin. Lekin bu yerda adolat mezoni buzilgan. Tanish bilishchilik bo'lgan, qo'ng'iroq bo'lgan va hokazo. Yaqinda aytishga hojat yo'q, men ko'p tanqid qilaman. Shuning uchun ham ta'limda raqobat bo'lishi uchun ozgina qat'iyat tartiblar bo'lishi kerak. Mana xorijga borsangiz, mana siz hozir Janubiy Koreyaga o'qishga borsangiz, bu institutdan bu institutga yura olmaysiz. Bitta sharti bor akademik mobillik. Juda qiyin bo'lsa. Biz endi bitta, ikkita shartlarni o'sha bizdagi ijtimoiy siyosatdan kelib chiqib qoldiryapmiz. Rahbariyat topshirig'i bilan albatta bu o'sha turmushga chiqqan bo'lsa, bizda oila instituti muqaddas. Ba'zi yigitlar xohlamaydi, ba'zi emas, hammasi ham xohlamaydi. Oila bir joyda bo'lishi kerak. Yoki davlat xizmatchisi ko'chib o'tsa, masalan, viloyatdagi bir boshqarma boshlig'i vazir o'rinbosari bo'lib kelsa, agar u yerda ham noto'g'ri talqin bo'ldi, vazir topshirig'i bilan degani oliy ta'lim vazirini xati bilan emas. Qaysi vazirlik ishga olib kelgan bo'lsa, o'sha vazir aytadiki, mana shu mutaxassis bizga kerak, biz Toshkentga olib keldik, ko'chib kelyapti. O'g'li yo qizi o'qir ekan, u ham bo'lsa voyaga yetmagan bo'lsa agar, bo'lmasa sirtqiga o'tkazib, shu yerda bitkazadi. Bu ma'naviy ma'rifiy nuqtai nazardan ham biz majbur bo'ldik shuni qilishga. Adno akno bitta darcha. Talaba bitta dargohga kirib bittasini bitirish kerak.
ustozlar ki bittiyse ki maslaş kere. Ben hazır ikinci bir muamma getirmiş kere hazır. Bitti üniversiteden. Bir yarım bin talaba veriyor mu diyeceksin. İkinci üniversitede 2000 talaba koşuyordu. 90 çıkardım oradan. Balansımızı ne yaptık? Bitti Ali Talim Muassasası'nda okutumçular dıştan boşaltış kere. Bitti Ali Talim Muassasası ki okutumçu izleş kere. Kanalız bitti okutumçu. O sizge kreatken okutumçunu hazır aitmeyi sorarsan 40%'dan konukmayetken buluşunuz mümkün. Kalayızı kumulatıp koyun bulamadın o zaman. Bundan 4 asrını bölüm verişten konukma yapsın. Ya onda yemez mi? Yakşı mı hamas? Kursan buldum. Kursan buldum. En katta kursat kişi bana şu. Okutumçu yakşı olsa Herkende şaratlayalımız okutu olalım. Şunun için dostlarınız gel, başka doğru düşündürün. Birinciden korrupsiyonu aldığını alış. İkinciden balans buzuluşunu aldığını alış. Doğru mu? Üçüncüden tarımda az gene katli şartlar buluş gerek. İlim bu, bir adam bir yakın, bir adam bir yakın yürüş yemez. Şu ustazga örgendiniz, şu tutorga örgendiniz, şu muhutga örgendiniz.